Pergelin iki ucu. Hazreti Mevlana'nın meşhur bir pergel metaforu vardır. Pergelin iğneli ayağı sabittir ama diğer ayağı alemi dolaşır. Sabit ayak bulmuşluğu, oturmuşluğu tanımlar. Hareketli ayaksa değişim ve yenilenmeyi. Sabit ayak beslendiğimiz kaynaktır. Hareketli ayaksa etkileşime açıklığımız. Sabit ayak bizim için İslam dini ve onun manevi boyutudur. Hareketli ayaksa insanlığın evrensel birikimi, değerleri. Pergelin iğneli ayağını kendi doktrininde sabitleyen kişi enerjisini o kaynaktan alır ve 72 milleti gezer. Etkilenmekten ve değişmekten korkmaz. Madem ki Allah, biz insanı en mükemmel surette yarattık demiştir de, biz Müslümanı en güzel şekilde yarattık dememiştir, insanın insandan öğreneceği çok şey vardır. İster imanın tadını tatmış olsun, isterse tatmamış. İster Budist, ister Hristiyan. Elin üstünde el, derinliğin üstünde derinlik olduğunu, Allah'ın rahmet dairesinin genişliğini başka türlü anlayamaz insan. İğneli ayak sabit değilse o yolcu kahir ekseriyetle kesret denizinde boğulur. Neyi aradığını bilmiyorsa ne bulduğunu da anlayamaz. Kiminle hemhal olursa onun rengine boyanır. Hangi denize dalsa çıkardığı cevheri dürre yekta zanneder. Bulursa bulduğu şey ayağını nereye sabitleyeceği olur. Sonra yolculuğuna yeniden başlar. Bağnazlık ve fanatizm. Fakat asıl dehşetli ve vahim durum iki ayağında aynı yerde sabitlenmesidir. O sabitlemeden taassup ve fanatizm doğar. Düşünceye set çekilir. Hareket alanı sınırlanır. Farklı düşünce ve yorumlara kapılar kapatılır. Bizim kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok. Herkes bilmek için bize muhtaç diye düşünenler, öyle düşünmeye devam edebilecekleri dar çerçevelere hapsederler kendilerini. Çoğunlukla din milliyetçisi olur ya da milliyetlerini din haline getirirler. Dışarıda riyakar ve korkak, içeride saldırgan ve baskıcıdırlar. Dışarıdan bakıldığında komik, içeriden ürküntü verici. Dış ve iç düşmanların varlığına inanır, çevrelerini de inandırırlar. Elindekini koruma çabasıyla saf sıkılaştırır, değişik birine temas ederlerse anında bozulacaklarını sanırlar. El-Kaide taraftarları da oradan çıkar, IŞİD savunucuları da. İmanla küfür arasında sürekli gidip geldikleri halde, inanıyorsanız üstünsünüz hadisi şerifini hiyerarşik üstünlük zanneder, kendilerini büyük alemi küçük görürler. Onlar dinin sahipleridir ya, başkalarının nasıl yaşayacağına da karar verir, farklı düşünenleri sindirip sustururlar. Oruç yiyenleri döver, kadının yarım mı tam mı olduğunu bilir, kimin kaç çocuk doğuracağına hükmederler. Komplocudurlar. Kendi adamlarını bile hain ve işbirlikçi olarak yaftalamaktan çekinmezler. Bağnazlık en çok da nifak ürettiği için herkesi kendi varlıklarına tehdit olarak görür. Her ses ve kıpırtıyı kendi aleyhlerinde sanır. Sert tedbirler alırlar. Cahildirler. İlimden, irfandan, dünya umrundan haz etmez. Aktivist, hak savunucusu, akademisyen ve alimleri sevmezler. Biat edenleri ve önlerine bakanları göklere çıkarır. Diplomaları yoksa cehaletleriyle iftihar ederler. Şehirleri beton denizleri, dilleri hakaret, hakim duyguları nefret, ahlakları ezmek, yutmak ve yok etmektir. Hakikate karşı çıkarken savundukları fikirler akla ve vicdana dayanmaz. Her türlü gayrimeşru eylemi itinayla kitaba uydururlar. Önce kanunu ve kuralları ihlal eder, sonra fetvasını alırlar. Gerçekte dinleri Kur'an'ın tanımıyla atalarının dinidir. Fanatik oldukları için tarihe ve önderlerine körü körüne bağlıdırlar. Ataları kardeş katline cevaz vermişse kardeş katlini meşru görür. Saray yaptırmışsa saray, cami yaptırmışsa inadına cami yaptırırlar. Bir futbol maçı kazandıklarında bile meydan savaşı kazanmış edasına bürünür, uçak düşürünce tarihi yenilgilerin tümünün birden intikamını almışçasına mutlu olurlar. Çoktan ellerinden çıkmış bir coğrafyada hala hüküm ferma olduklarını vehmeder, vebalini düşünmeden milleti akıl almaz maceralara sürüklerler. Bu şartlanmışlık her devrin bağnazlarının kendilerini savunma biçimidir. Ne zaman senden önce bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, orada hiçbir ahlaki kaygı taşımadan dünyevi zevkler peşinde koşanlar, biz
Babalarımızı bu inanç ve uygulama üzerinde toplanmış bulduk. Dolayısıyla biz de onların izini takip ediyoruz, derler. Ne yazık ki atalarının dinine tapanların varacakları yer bellidir. Ah, derler. Ah ne olurdu. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik. Ey ulu Rabbimiz, derler. Sözün doğrusu, biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Oysa taassubun yerine hakkı, taklidin yerine tahkiki, safsatanın yerine delili koyanlar çoktan atı alıp Üsküdar'ı geçmiştir. Bir ayaklarını peygamber yolunda sabitledikleri için diğer ayaklarıyla dünyanın dört bir yanına sefer ederler, diyor Yarına Bakış gazetesindeki yazısında Emine Eroğlu.